Görüntüler zaten sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşıldığında şey olarak paylaşıldı. İşte DEM Parti yöneticisi, üyesi şeklinde paylaşıldı. Bir hedef gösterme, linç etme durumu vardı. Bunun üzerine zaten müvekkil gözaltına alınıyor. Ancak müvekkil gözaltına alındığı esnada bile, yani ilk temasta aslında engel durumunun olduğu anlaşılan bir husustur. Buna rağmen gözaltına alınıyor. Aile tarafından rapor da kolluk birimlerine veriliyor. Bizim tarafımızca da hem kolluk birimlerine hem de savcılık makamına şey veriliyor, rapor sunulmasına rağmen 24 saate yakın bir süre boyunca yine gözaltında tutuldu. Biz görüşmeleri aldık. Yani kolluk birimleri de bu hususun açıkça farkındaydı. Ancak buna rağmen savcılık hiç görmeden, yani görmeyi tenezzül dahi etmeden direkt tutuklamaya sevk etti. Bunun öncesinde tabii sosyal medya üzerinden linç yedikten sonra İçişleri Bakanlığı tarafından da bir paylaşım yapıldı. Şüpheli yakalandı, gözaltına alındı şeklinde. Keza Adalet Bakanlığı da aynı şekilde paylaşımlarda bulundu. Zaten suç ceza mahkemeleri bu süreçlerde görevi görmekte. Bir onay merci haline geliyor. Biz yani tutuklama kararı bize tebliğ edilmeden yine Adalet Bakanlığı tarafından tweet atılarak tutuklandığı yönünde bir paylaşım yapıldı. Yani biz daha tutuklama kararının çıktığından haberimiz yokken Adalet Bakanlığı bunun farkına varıp bir paylaşım yapıyor. Biz tutuklama kararını mahkemeden önce Adalet Bakanlığı'nın sayfasından öğrenmiş olduk. Yani bu zaten siyasi saiklerle yapıldığı açıkça ortadadır. Bunun DEM Parti yöneticisi olarak lanse edilmesi de bunu göstermektedir. Müvekkilin sosyal medya üzerinden bu kadar linç yemesi, bakanlıklar tarafından hedef gösterilmesi veyahut mahkemelerin tarafsız karar verme durumunu ortadan kaldıracak şekilde paylaşımlarda bulunması siyasi saikin verdiği bir durumdur. TCK 32 maddesi açıktır. Kusur yeteneği yok zaten müvekkilin verilen mahkeme aracıyla verilen raporda mevcuttur. Müvekkilin kusur yeteneği yok. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayacak durumda değil. Bu husus mahkemelerce, savcılıklarca zaten bilinen bir husustur. Yani temel bir TCK maddesidir. Ancak maddeler göz ardı edilerek, yani hukuk göz ardı edilerek siyasi saiklerle bir tutuklama kararı verilmiştir. 2016 süreçlerinde bir tutuklama durumu mevcut. 2 yıla yakın bir tutuklama süreci geçirmiş. Zaten o dosya aracılığıyla üniversiteden, araştırma üniversitesinden kurul raporuyla tahliye ediliyor. Beraat ediyor hatta dosyada. Verilen rapor süreklilik arz eden bir rapor ve kurul raporu. Bu verilen şey de zihinsel engel durumu. Yani tam TCK 32 kapsamına girecek bir rapor sunulmuş. Ancak dediğim şekilde bunu savcılıklarca ve hakimlere anlatmak biraz zor. Böyle bir siyasi atmosferde tabii ki. Sen avukat olarak yine hukuki süreçleri, itirazlarımızı sunacağız. Kurul raporunu tekrardan gerekli birimlere, işte Asliye Ceza Hukuku mahkemelerinde bir itiraz sürecimiz var. Bakalım oradan nasıl bir karar çıkacak. Onun sonucuna göre tekrar bir yol haritası çizeceğiz. Yani ilk önce diyelim sosyal medya üzerinden bir hedef gösterme durumu zaten anlaşılacak bir husus değildir. Bunun alt zemini DEM Parti'nin zannımca hedef gösterilmesidir. Ancak bizim tarafımızdan ve aile tarafından rapor mahkemelere sunulduktan sonra bunun devam ettirilmesi durumu iyi niyetle karşılanacak bir husus değildir. Yani zaten bu süreç hem gözaltı süreci hem de tutuklama süreci makbul gerekçelerle yapılan bir süreç. Daha çok mahkemeler dediğim gibi sulh ceza hakimlikleri bir onay merci haline gelmiş. Bu hukuksuzluğun son bulması gerekmekte. Kanunen de tutuklama gerekçesi yoktur. TCK 32 kapsamında derhal tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.